15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönem Antalya Milletvekili, 37. Hükümet Maliye Bakanı, 42. Hükümet Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, 52. Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal'ın biyografisine arz ediyor. Merhum Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Babası Hüseyin Hilmi Bey, annesi ise Celile Hanım'dır. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulu'ndan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girmiş, 1963 yılında doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra 2 yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde Columbia Üniversitesi ile Columbia Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdürmüştür. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde siyaset bilimi doçenti olarak çalışmış, siyaset bilimiyle ilgili birçok kitap ve makale yazmış ve avukatlıkla yapmıştır. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki öğretim üyeliğinin yanında CHP Genel Merkezi Yüksek Danışma Kurulu üyesi olarak çalışmalara katılmıştır. Ayrıca üniversitesindeki çalışmaları sırasında CHP Araştırma Bürosu'nda Ülkiye Bilgisi adı altında önemli çalışmalar yapmıştır. İlk defa 1973 milletvekili seçimlerinde merkez yoklamasıyla kontenjan verilmesine rağmen ön seçimle seçilmeyi tercih etmiştir. Baykal, 37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Maliye Bakanı ve 42. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak yer almıştır. 10 Eylül askeri müdahalesinden sonra Mamak askeri cezaevi ve Çanakkale Zincir Bozan cezaevinde tutulmuş ve 7 yıl boyunca siyasi yasaklı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldığı için Sovyetlerin kuruluşunda rol aldı ve 1987 yılında milletvekili olarak seçildi. Genel sekreterlik görevinde bulundu. Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Askeri darbe tarafından kapatılmış olan CHP'nin 1992 yılında tekrar açılmasını sağladı ve ikinci kurucu genel başkanı oldu. Baykal, kısım rakıtlar dışında 1992-2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı görevini yürütmüştür. 52. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. Baykal, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. ve 27. döneminde Antalya Milletvekili seçilmiştir. Antalya Milletvekili olarak Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamentolar Arası Komitesi eş başkanlığını yürütmüştür. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyeliği yapmıştır. Ocak ayında 1963 yılında yaşamını birleştiren Baykal, Profesör Doktor Ataç Baykal ve Profesör Doktor Aslı Baykal'ın babalarıdır. Deniz Baykal, 3 çocuğun sahibidir. Merhum Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Merhum 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27. dönem Antalya Milletvekili, 37. Hükümet Maliye Bakanı, 42. Hükümet Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, 52. Hükümet Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Deniz Baykal'ın yanı için bir dakikalık saygı duruşuna devam ediyoruz.
Profesör Doktor Sayın Fatih Parkan. Siyasetçi kendisi için yaşamaz. Bazen bu parti dinleyebilir. Ancak tüm yaşantısı başkalarının sorunları etrafında şekillenmiştir. Bu nedenle başkaları için yaşamaz. Siyasetçi olmak olan bir fedakar olmak, insanların ve toplumun sorunlarına öncelikli olarak odaklanarak çözüm için yaşam boyunca mücadele etmek. Siyasetçi olmak çok zor bir yaşam için. Babam Deniz Erkan Doğuş'tan bir siyasetçi. Başka hiçbir işi bu kadar siyasetçi olmanın getirdiği zorluklar sonu kaçar da. Bu zorluklar kendisini hiçbir zaman kontrolsüz veya mutluluk yapmamış. Hayata olağanüstü olduğun bir perspektiften bakar. Hayatım boyunca babamın hiçbir siyasetçi için bizim nedeni kötü söz söylediğini duydum. Türkiye Büyük Millet Meclisi neredeyse 50 yıl boyunca babamın mesai yaptığı çalışma yeri belirtildi. Arada babamın tatile bölgeleri dönemlerde olmuş. Ancak babam için çok tehlikeli için tatil dönemlerinde de çalışmayı hiç bırakmamış. Sizler bugün benim için babamın çok eski mesai arkadaşları, kardeşleri, bizim aile dostlarımız. Bizler de bizimle son anına kadar Türkiye için çalıştık. Sayın Meclis Başkanım, çok değerli vekiller, çok değerli misafirlerimiz. Bu acılı ve anlamlı törende çok sevgili babam hakkında ben de birkaç söz söylemek istiyorum. Herkes siyasi kimliğini bilir, ben size babamdan söz etmek istiyorum. Çok renkli ve hayata bağlı bir insandı. Mücadeleci, teslim olmayan, olayları her zaman doğru bildiği şekilde yönlendirmeyi hedef edinmiş, mükemmeliyetçi, sözünün eri, zeki, bilgili, entelektüel bir insandı. Herhangi bir kitap adından söz edersiniz, onu mutlaka okumuştur. Bir filmden söz edersiniz, mutlaka izlemiştir. Hiç yemek yaptığını görmedim ama yanınıza oturup en güzel yemek tariflerini verirdi. Aynı zamanda romantik ve hayalciydi. Her şeye önce hayal etmekle başlar düşüncesindeydi ve çok hayal edip bizle paylaşıp sonra gerçekleştirirdi. Korumasız gezerdi, en yoğun tehdit altında olduğu zamanlarda bile arabasına atlar kendisi sürerek her yere giderdi. Yanında olmak başlı başına bir lütuftu. Enerjisi, yaşama olan ilgisi, zekası, yoğun bilgisi, çevresindeki herkesi avcunun içine almasına yeterdi. Çok kendinden emin bir kişiliği, sizi etkisi altına alıveren bir yapısı vardı. Esprili ve ailesiyle çok ilgili bir insandı. Evde kendini tamamen siyasetten soyutlamış olarak bulunurdu.
Yani siyasi hayatında olduğu gibi özel yaşamında da laikti. Aile yaşamıyla siyasi yaşamını birbirinden ayrı tutardı. Kızların aşkı babalarıdır. Benim de en büyük aşkım babamdı. Herkesin gözdesi olan bir babanın kızı olma gururunu her zaman yaşadım. Ve onun yanında kendimi hep çok güvende hissettim. İlkokuldan itibaren önemlisin duygusunu hem öğretmenleri hem konu komşu, aile, herkes vermiş babama. Bu da ona büyük bir sorumluluk duygusu yerleştirmiş. Deniz niye hep ön planda biliyor musunuz diye öğretmenlerinden birisi sınıfa sormuş ve cevabını kendisi şöyle vermiş. Deniz yiyeceği peynir ekmek bir gazeteye sarılı olursa önce gazeteyi okur sonra peyniri ekmeği yer, bunu unutmayın demiş. Çocukluğumdan beri babamı görmek mutluluk olmuştur benim için. Yoğun siyasi yaşamı dolayısıyla her zaman yanımda değildi ama sevgisi her zaman yanımdaydı. Hep beni çok sevdiğini bilmemi sağladı. Çok yorucu temposuna rağmen bir aile ortamını yaşamamızı annemle birlikte başardılar. Sorumluluk duygusu çok yüksek bir insandı. Bunu da hem çevresinin yoğun ilgisi hem de onun için fedakarlıktan kaçınmayan ailesi sağlamış. Ekonomik sıkıntı içinde bir çocukluk ve gençlik geçirmiş. Antalya'da bisiklet çok yaygın olmasına rağmen bisikleti olmamış. Veya herkesin bisikleti yok ama parası olanlar bisikletçi Sabur'dan bisiklet kiralarmış, saatlik ya da günlük. Kendisi bunu da yapamamış. Bisiklet sıkıntısı hissetmiş hep. Öğlen evde yemek yediği için günde 4 kez okulla ev arasında yürürmüş. Para yok, bisiklet yok, babası da alamamış ama şunu yapmış. Bir gün babası onu alıp bisikletçi Sabur'a götürmüş ve demiş ki, bak bu çocuk ne zaman gelirse ona bisiklet ver geçsin, dolaşsın, getirsin, yaz borcunu sonra biz hesaplarız demiş. Böyle bir genel kiralama yetkisi vermiş babası. Gene de gitmemiş. Hem bisikleti yok ama hem de ailesinin parasızlığını bildiği için kendisine verilen bu harcama yetkisini de hiç kullanmamış. O nedenle Antalya'da çocukluk denince babamın aklına gelenlerden biri de bisikletsiz geçen bir gençlik çocukluk dönemiydi. Hayatı her yönüyle yaşadık hep beraber. Bakan olduğu, el üstünde tutulduğu dönemler de vardı, hapiste olduğu dönemler de oldu. Çevresi çok kalabalık oldu, yanına yaklaşamadık bazen, bazen de yalnızca biz vardık. Hiçbir makam onun için vazgeçilmez değildi. İstifa edip makamlardan ayrılmaktan hiç çekinmediği gibi doğru yolda mücadeleden de bir saniye vazgeçmedi. Hayatta her şeyin geçici olduğunu, sevdiğin çok az sayıda kişinin gerçek olduğunu yaşayarak öğrendim sayesinde. En son dersi de maalesef sağlığında geçici olduğuydu ve hayatta en değerli şeyin sağlık olduğunu öğretti bana. Çok sağlıklıyken bir gecede çok hasta oldu. Her zaman hatırlayacağım bir sözü, çok yoğun siyaset yapar ve çok yoğun eleştirilirken nasıl durabiliyorsun dediğimde bu bir oyun demesidir. Çok ciddi ve çok ağır yükünü böyle taşınır kılıyordu ve bir oyun gibi zevk alarak ve galip gelmeye çalışarak yapıyordu. Çok yoğun eleştirilere maruz kaldığı zaman ne düşündüğünü sorduğumda ne yaptığımı biliyorum, ne olması gerektiğini biliyorum. Güçlü adamın hatalarını sayan eleştirmen hiç önemli değil. Beni eleştirenler beni aşağı çekemez, ben onları yukarı çekeceğim derdi. Siyaset hayatının en çok zevk aldığı, onun için en anlamlı zaman dilimini sordum. Mülkiye Cuntası olarak bilinen dönem olduğunu söyledi. Bülent Ecevit'le beraber Turan Güneş, Besim Üstünel, Haluk Ülman, Ahmet Yücekök, Orhan Birgit ile çalışıp ürettikleri dönem olduğunu söyledi. Takım çalışmasının akademi ile siyaseti birleştirebilmenin önemini gösterdi bana. Herkesin bildiği, çok sevdiğini bildiği adam olmak şiiri değil ama son zamanlarında hastalığı döneminde parça parça ezbere okuduğu, bütününü bulduğumuz ve sık sık baş başa birlikte okuduğumuz bir şiirle babamı hatırlamak istiyorum. Ahmet Muhip Dranas'ın Olvido şiiri. Hoyrattır bu akşamüstüler daima. Gün saltanatıyla gitti mi bir defa, yalnızlığımızla doldurup her yeri, bir renk açlığı içinde bahçemizden, bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan, lavanta çiçeği kokan kederleri. Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar, unutuşun otunç kapısını zorlar. Ve ruh atılan oklarla delik deşik. İşte doğduğun eski evdesin birden. Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven. Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik. Ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar. Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. İnsan yağmur kokan bir sabaha karşı hatırlar bir gün bir camı açtığını. Duran bir bulutu, bir kuş uçtuğunu. Çöküp peynir ekmek yediği bir taşı. Bütün bunlar aşkın güzelliğiyledir. Babamla hayatımızın son 5 senesi sürekli beraber aynı evde geçti. 73 yıldır yanında olan annem ve oğlumla birlikte öldüğü ana dek yanında idik ve bu benim için çok değerli. Onu her zaman içimi delip geçen gözleriyle bana bakarken yanımda hissedeceğim. Teşekkürler. Merhum Deniz Baykal'ın değerli evlatlarına çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisi Cami İmam Hatibi Ahmet Yedekçi dua okuyacaktır. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin, sayılı nefesleri sona ererek şu anda son yolculuğuna uğurladığımız, ömrünü devletimize ve Türk siyasetine hizmete adamış merhum Deniz Baykal Beyefendi'ye affınla, lütfunla, kereminle muamele eyle. Ruhunu şad, makamını cennet eyle. Geride bırakmış olduğu aile efradına, dostlarına ve arkadaşlarına sabr-ı cemil ihsan eyle. Kafey ehli iman ve ehli İslam ervahı için, şühedanın, tüm geçmişlerimizin, özellikle deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ve merhum Deniz Baykal Beyefendi'nin ruhunun şad olması, Allah'ın da rızası için. El-Fatiha. Naaşın katafalktan alınması ve tören yürüyüşü icra edilecektir. Cenaze yürüyüşü. Marş!